Efendim hoş geldiniz. Şimdi zor sakinleştirdik onları. Çünkü ne diyeyim yani ortada dünya güzeli bir genç kız var. Şimdi Osman da hayatımıza katıldı. Osman'a da üzüldüm. 12 yaşında hayatın bütün ağırlığını üzerine tutmuş, taşımaya çalışmış, eve babalık, analık yapmış bir delikanlı oldu 19 yaşında. Fakat Osman öyle bir paylaşım yapmışsın ki bizim kafamızı fena karıştırdın. Üstelik de size iyi davranmışlar. Yani hem Hüseyin Bey, Ayşe Hanım. Hani Ayşe Hanım diyor ki benim gibi olmasın diye ben kızıma şimdi hayır yapmayacaksın desem bu kız daha kötü olacak. Ama yine de kaçmışsınız. Şimdi ben istiyorum ki başınıza kötü bir şey gelmeden çocuklar gelin. Biz burada size sahip çıkarız. Ben size sahip çıkarım. Ablalık da yaparım. Hani ne istiyorsunuz gerçekten? Karar verir. Biz her zaman arkanızda oluruz. Ama yani çok küçüksünüz ama böyle küçük deyince de onlar anlamıyorlar. Çünkü o yaşta ben de kendimi büyük zannediyordum. Öyle de bir gerçek var. Fakat hayat bu kadar kolay değil. Ama biz her durumda yanınızdayız. Bak Halime, sen istesen de istemesen de bu adam senin baban. Yani annen de karşı çıkmıyor. Bu adam senin baban. Evet. Seninle görüşmek istiyor. Evet. Sen buraya gel, ister görüş ister görüşme ama yüzüne söylemen gerekiyor bunları. Bak Hüseyin Bey burada, Hüseyin babam burada, annem burada. Halime kızım bak ben senin babanım, tamam mı? Ben senin annenle yaşadığımız olaylar başına gelmesin diye, tamam mı? Ben senin, tamam mı, o böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Sen şimdi hani böyle bir şey yaptın ama yarın 4 gün sonra pişman olursun bak. Annen de zaten öyle oldu. Bak pişman olmadan bak gittiğin yerden neredeysin, tamam mı? Oradan gel yani bu yoldan dön, tamam mı? Çocuk sen bana zaten sen Halil bana Bey, çocuk sen bana sus sen bana hani baba sen ben öyle bir insan değilim, beni Konya bilir, anladın mı? Ben Konya'da doğma büyümeyim, anladın mı? Beni Konya tanır ama sen benim kanımdan canımdan olduğun için ben seni seviyorum, diğer çocuklarımı olduğu gibi sen Güllü'nün öyle dediğine bakma. Güllü işte ben seni aramaya çalışınca biraz kıskançlığa girdi. Baba işte sen 10 yaşına kadar bak. Ya öyle değil Halime. Öyle değil bak. Kendini oralarda ezdirme. Ezdirme kendini oralarda. Gel bir an önce bak. Ben senin babanım, tamam mı? Gel ben senin babanım. Anladın mı? Adamı tanımıyoruz. Bilmem ne yapmıyoruz. Tamam mı? Böyle bir şey olacaksa dahi bunu görüşürüz. Annenle istişare yaparız. Tamam mı? Gerekirse bir araya geliriz. Senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için yaparız bunu. Anladın mı? Çünkü ben senin babanım ya. Babanım ya. Ben çocuklarıma baktım ya. Ya git bak. Benim eski mahallemde sor beni. Küçükken sor. 22 yaşına kadar beraberdik zaten ya. Peki Halil Bey bu durumda ne yapabiliriz? Ya Zahir eğer gerçekse. Şimdi ben Halime Osman'dan ayrılmak istemiyor. Belli ki çok seviyor. Belli ki Osman da onu çok seviyor. Yani burada kimse sizi ayırmaya çalışmıyor bakın. Sadece hani bu işin içinden nasıl çıkabilirizin derdindeyiz. Tamam? Yani sanki şey gibi anlamayın. Hani biz oraya gelirsek ya bu işin üstünü kapatalım. Kafamızı kuma gömelim. Unutalım. Unutulmaz. Öyle bir yerdeyiz unutulmaz ki ya, unutulmaz. Üstelik ya. Eğer senin bir hamileliğin falan varsa bak bambaşka bir yoldasınız demektir. Ben yine size yardım ederim. Ablam ben buradayım. Sizin için buradayım. Bak sen çok değerlisin. Biz bunu programın başından beri söylüyoruz. Değerli tabii. Değerli, evet değerli. Halime bizim için değerli. Öbür çocuklarımız olduğu gibi bu da değerli bizim için. Değerli yani. De niye oldu değerli, bu zamana kadar değerli sahip çocukların bana. Sana konuştuğu şekli tavır görüyoruz. Değerli çocukların senin canlı yayında ya da YouTube'ların altına yazdığı yorumları da görüyoruz. Değerli ya. Ne kadar değer vermişsin bak mektupta teker teker ya söyledim. Ya mektuba bakma sen. Ya o neye bakacağız? Gerçekler çocuğum. Bunlar. O gerçekler. Çocuk benim çocuğum. Bak anladın gerçekler mı? Diyorum bunlar. O çocuk gerçekler. Benim çocuğum. Ya tam o çocuk. Senin çocuğun işte bak. Sana yazmış bunları. O bana yazmadı. İşte bak. Sana yazdı bunları. Bak, ben sana bir şey diyorum da. Bak, sen ben, bana bir şey söyleyemezsin arkadaş. Kesin. Bak Aslan bak. Bak benim bana bir şey söyleyemezsin. Beni tahrik etme. Anladın mı? Bak, bana benim, bir şey söylemesin. Benim çocuğumdan uzaktır aslanım bak bundan sonra. Anladın mı? Senin çocuğun bak. Var ya, senin çocuğun. Senin çocuğun beni baba olan bildiğin çocuğun. Ya ne babası bilecek? Ne bilecek? Ben, o çocuğun az önce babası ne dedi? Benim. Sen az önce zaten ne dedi? O çocuğa zorla baba dedirtmeyeceğim. Sensin lan. Şu an ben orada değilim ki, buradayım.
Şu an orada değilim ben. 17 buradayım, senedir burada. Sizin yanınızda lan o çocuk. Tabii tabii bizim yanımızda kim yanında olacak ya? Benim yanımda olsaydı telefon bile... 17 yaşında etmişti. Bak, anladın şu mı? An 17 yaşında ya. He. 17 yıldır he. Kimin yanındaydı o çocuk? Lan 17 yıldır çocuğa benim var ya, yoktu. Çocuğa var ya bir sakızın nakip olmadı, ya nasip ne olmadı. Ya? Ne diyorsun oğlum? Bir, ikincisi şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Ne anlatıyorsun? İnsanoğlunun bir tane, bir tonluk bir dolu suyu varmış, ağzına kadar dolu ya. Oğlum sen... Bu halimeden bahsediyor. Örneği eğerim anlayabilirseniz. Senin anlama kapatsın. Şimdi doğduğu zaman vanayı açtınız. Yavaş yavaş sen bunu çabalayarak doldurabilirsin. Çabalamadan boşaldı mıydı? O su. Toprağa karıştığı zaman nasıl ya? Çıkaracaksın o topraktan ya, o suyu da senin onun içine karıştıracaksın? Bana bir bunun yorumunu yapsan abi. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra sen benim mahvedim değilsin. Sana da kesinlikle bir cevap vermeyeceğim burada. Vermeyeceğim abi. Vermeyeceğim. Ya benim muhatabım Ayşe. Kimse muhatap almıyor ki. Benim muhatabım Ayşe. Olamaz. Ayşe. Benim nikahlı karımla senin muhatap olamaz. Benim muhatabım Ayşe. Olamaz. Ayşe. Olamaz. Halil Bey, ben diyorum ki madem Hasan'a baba demesini istemiyordun, neden sahip çıkıp da kendine baba dedirtmedin? Tamam bak, ben de istemiyordum yani. Öz babası dururken niye üvey babasına ya, tamam, baba desin? Anlıyorum da işte. Ayşe abimle bir kelime kullandım. Muhatabım sen değilsin Ayşe diyor. Sen ne diyorsun? Nasıl? Ayşe de zaten az önce bana diyor ki benim söylüyor. Muhatabım sen Halil değilsin benim Ayşe diyor. Değil zaten. Halil benim muhatabım değil ha, zaten. Bitti. Anladın mı? Muhatap Halil'le olman ben... gereken tek bir kişi var Halime hakkında. Ben, o da sen, benim. Sen benim muhatabım değilsin. O da benim. O çocuğun babası bir daha, sen değilsin. Bir daha Ayşe'ye gerekirse, bak, gerekirse, ufacık da arama, gerekirse, mesaj, ıvır zıvır olayı görürsem ben Musa Dursun'la, Musa Dursun'la muhatap olurum. Tamam mı? O çocuğun annesi kim? Annesi kim? Sen Musa Dursun'la hiç olamazsın. Annesi kim? Annesi şu an o ya. Annesi kim? Şu an sen babası değilsin. Adını söyle. Annesinin adını söyle. Annesi Ayşe. Ayşe. Ama babasının Ayşe de adını, benimle evli. Babasının adı ne? Ayşe de benimle evli. Babasının adı ne? Babasının adı gereksiz. Halil. Benim gözümde. Halil. Sen? Gereksiz. Onun gereksiz. İçin çünkü Ayşe'yle bu saatten bu yaşına sonra, kadar gelmiş tamam mı? Aramayan adam ben şimdi aklını nerede kaybetti acaba? Belki de şöyle bir şey oldu. O kadar çocuklar hepsi vazgeçince kendini attı. Ben bunu sen, ulaşmaya çalışayım diye buna yöneldin. Kendi öz çocuklara seni atmış lan. Çocuğun yazdıklarını ben okudum. Benim içim acıdı. Benim. O çocuğun yazdığı kelimeler benim içim acıdı. Sor bakayım bir. 22 Güllü evlenene kadar kimin yanındaymış? Sor bakayım Güllü'ye bir. Eşini aynı bana numarasını attığın gibi mi yapayım? Lan sen bana diyorsun ya işte Ayşe'yi arama bilmem ne. Sen bana geliyorsun gereksiz sorular soruyorsun. Eşin senin hakkında şöyleymiş. Ben de sana dedim ki al beni bana çok merak ediyorsun. Dediler ki, al ara dedim. Adamla ayrılmış dediler. Niye ayrılmışlar ya, dedim. Sırf Halime sen. İçin sordum. Ya, ve onlara bakmamış dediler. Çocuklar nereden yürüme gitmiş dediler i̇şte, bize. Bak nereden biliyorsun sen benim öyle yaşam duyduk, hayatımı evet. Oğlum? Bir dakika. Nereden biliyorsun lan? Yetiştirme yurduna gitti mi sizin çocuklarınız? 2 gün kaldılar. 2 gün mü? 2 gün. Ayrıldığımızda. Anası var, babası var bu çocukların. Ne işleri var? Hayır zaten. Annesi gönderdi ya. Çocuk annesi kendi gönderdi. Konuşurken söyledi. Çocuk bize annem böyle dedi ya. Bizim dakika, yetiştirme niye? Yurduna atıp da dedi. Bize bakmayan dinle adam Halime'ye nasıl dinle, bakacak dinle, dedi. Dinle. Halime de bu kelimeleri duyunca. Dinle bir dinle. Mezbur geri kaçtı çocuk. Lan dinle. Daha görüşmek istemiyorum dedi. Annesi mi söyledi Halime'ye? Dinle dinle. Halime söyledi tabii. Bak, Halime'ye o kız söyledi. O kız kimse bilmiyorum. Yetiştirme. Söyledi. Ablası yani aslında. Ha, ablası. Yetiştirme yurduna kimin gönderdiğini söylüyorum Zahide Hanım'a. Peki neden yetiştirme yurduna gitti? 2 gün kaldılar. Siz neredeydiniz o sırada? Ben annemdeydim. Tamam mı? Ben annemdeydim. Eşiniz? Hatta bak. O otogarda Ayşe ile beraber tuttuğumuz evde ben tek kalıyordum. Bir haber geldi bana. Annem beni aradı. Çocuklar yurda gitmişler. O sırada da çocuklar şeydi. Söyle ver. Annesinde kalıyorlar. Ya bunlar ne büyük travmalar ya. Bak, İki ya. Gece çocuklar niye orada ya. Kalıyorlar? Anası var, babası var, evi var, damı oraya var. Oraya göndermiş. Siz ayrılabilirsiniz. Zahide Hanım, Hatice size var ya. Size güvenmedikleri için devlet mi bak, almış? Bak. Evet. Hatice, tamam mı? O gün ben bu çocuklara... Duygulamış. Çocuğa dinle bir dinle. Duygulamış. Bir dinle lan dinle. Kendileri kaçmış. Hatice. Aa, Hatice. Nereye kaçmış? Zaydan. Onu bilmiyorum. Zaydan. Hatice ben çocuklara bakamayız diye tamam mı? İmza atmış. İmza atmış ya imza. O attığı için tamam mı? Bize polisten haber geldi. 2 gün orada kaldılar. Ben dayanamadım. Dayanamadım. 2 gün sonra bütün işlemlerini ben yaptım. Cumhuriyet Savcılığı, adliye git gel derken çocuk yuvası. Pazartesi günü ben teslim aldım ondan sonra evimize gittik.
Böyle yani. Siz şiddet uyguladığınız için hayır kaçtı ya, çocuklar? Hayır ya, şiddet falan değil. İlk ayrıldığımızda... Ama Halil Bey çok yalan konuşuyorsunuz. Bakın ben psikoloğum. Birbirinizi sizin... tutmuyorsunuz. Evet, beden dilinizden çok anlaşılıyor. Bak, benim... Bakın burada gerçekler ortaya, eninde sonunda çıkacak. Bak. Siz doğruyu konuşun ki Halime sizi dinliyor. Güvenilecek dinliyor bir baba zaten, görsün dinlesin zaten. Ha, Güllü de ben dinliyor. Diyorum ki, bak, İki kızınız da dinliyor. Bak din, ben diyorum ki annesinle kalırken imza atmış diyorum ya. Bunun bütün şeylerde imzası var. Kanunlarda işte, resmi yazılarda. Gidin sorun ya. Siz o gün mü kavga ediyorsunuz? Çocuğu annesi teslim etmiş diyor. Annesi teslim etti ya. Tamam ama bir kadın niye evlatlarını yurda teslim etsin? Beni ya cezalandırmak için diyor. Yani. Beni evi terk ettiğim için diyor. Beni getirttirmek için onlara teslim etti diyor. Yani işte bakamayacağız demişler. Annemi aramışlar. Hatice'ye de gitmiş. Polisi çağırmış. İşte alın şu çocukları yurda gitsinler demiş. Ondan sonra ama da... sen giderken de çocukları anneme bıraktığını söyledin. Anneme bırakmış dedin. Ya anneme zaten ilk başlarda, tamam ilk başlarda bizde kalıyorlardı. Sonra zaman zaman da biz annesiyle bırakıyorduk. O annesiyle bıraktığımız zaman diliminde, tamam mı? Orada böyle bir olay yaşandı. Sizin babanız hayatta mı Halil Bey? Benim babam vefat etti. Ha, ondan hep anne annemiz. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Ama anneniz olmasa... Siz sanki yok gibisiniz. Bak her şeyde bir anne. Annenin yanına gidiyorsunuz, çocuklar anneye gidiyor. Anneniz çekiliverse geçmiş. Benim hayatımda kimse yok ki. Benim arkadaşım bile yok Zayda Hanım ya. Niye ben genelde tek yaşayan bir insanım. Tek takılan bir insanım. Ya tek ama tek nereye kadar, insanın hiç bir tane bile arkadaşı olmaz mı ya? Ya tamam işte o benim karakterim. Benim yani fazla bir arkadaş çevrem yok. Yani konu o değil ki. Yani ben tek yaşamayı seviyorum. Hayır, tek siz gezme... tek de değil. Siz annenizle beraber muhtemelen. Ya bizim annemizle kafamız uyuşuyor biraz. Tamam, ne kadar da tartışsak, ne kadar da kavga gürültü etsek. Çünkü sizi hep destekliyor diye mi kadın acaba? Hayır ya. Ayağın suyunu içerim dedi kadın ya. Anne olarak söyleyebilir de. Yani, hani öyle de büyütünce, yetiştirince çocuğu. Öyle değil Halil ya. Bey, aslan gibi karınız varmış. İki tane çocuğunuz varmış. Siz onlarla birlikte bir kenetlenebilseydiniz keşke de sizin böyle işlere... maruz kalma durumunuz işte olmasaymış. Sizin hayatınızdaki insanları siz istemiyorsunuz ve hep anneyi gerekçe koyuyorsunuz. Hayır önünüze. Hayır öyle değil işte bak. Hayır yani, anne kurtarıyor hayatını bu, aslında. Bu gittiği yer de zaten. Annenin evi. Peki şimdi bir son dakika. Şimdi zaten sizin söylediklerinizden sonra bu olaylar değişti, enteresan. Bugün bir telefon daha geldi gerçi. Hüseyin Bey'le konuşamadık onu ama ne söylemek isterse tabii ki söyleyebilir. Fatma Hanım telefonda, yani Ayşe Hanım'ın kız kardeşi. Fatma Hanım hoş geldiniz. Sait Hanım ve Fatma Hanım bağırmasını istememiştim. Hoş geldiniz. Peki. Fatma Hanım bugün... bağırmasını istemez çünkü Fatma doğruları söylüyor. Lütfen orada herkes sussun, benim sorularıma cevap versin. Ayşe Hanım. Peki siz dün öyle bir telefonla konuştunuz ki zehir zemberek. Yani kardeş olduğunuza ben inanamadım. Hala söylediklerinin arkasındayım. Hala. Benim ablamla aramda hiçbir şekilde sorunum yok. Şu rezil konunun içinde olduğum için hala hayretler içerisindeyim. Ablamla hiçbir sorunum yok. Ben eşiyle küs olduğum için ablamla sık görüşemem. O da işimden kaynaklı. Peki şimdi az ben önce Hasan... söylediler. Sizin eşinizle Hüseyin Bey arasında bir para sorunu olmuş herhalde. Sizin kocanız Hüseyin Bey'den borç mu aldı? O konuya gelirsek. Şimdi bakın ben Hasan'ı başından beri kötülemedim. Hasan hırsız, uğursuz, hiçbir şey demedim. Ama benim damarıma basarlarsa oraya gelirim. Bakın hep söyledim. Kesinlikle oraya çıkmam. Benim bir ailem var, eşim var, çevrem var, dostum var. Kendim oraya çıkıp peki, da onlar bunu yapmam her zaman dedim. Var. Onlar her zaman var. Aileniz hep var. Ama ben size bir şey soracağım. Fatma Hanım siz bir teyzesiniz. Teyze anne yarısı demek. Sizin yeğeniniz hamile mi değil mi siz biliyor musunuz? Halime yeğenim, ben onunla da konuştum. Halime yeğenim hamile değil. Halime yeğenime bir ilişkisi var. Osmanlı aralarında bir sevgililik dönemi var. Bunu Ayşe de biliyor. Evet, Hasan biliyor, bilmiyor, bilmiyorum. Fatma biliyor, evet. Hasan. Fatma. Ayşe biliyor, bilmiyorum, Fatma, bilmiyorum. Fatma sana bir şey ben soracağım. Ben doğruları söylüyorum. Ben, ablamda da. Nasıl bir anneyim? Biraz hatırım varsa. Bak canım, ben sana biz kötü kardeşiz. Bir annesin demedim. Biz kardeşiz. Elbette ki birbirimizde hatır seni. Var. Ben seni kötüledim mi? Hatırım varsa doğruları söyle. Tabii biz kardeşiz. Ben bu sana bir şey demiyorum. Da var. Ben doğruları söyledim, sen de doğruları söyle. Ben Ayşe kötü bir anneydi demedim. Yine diyorum. Halil'in yapmadığı anneliği sen yaptın zaten. O adam 17 yıl boyunca çocuğuna sahip çıkmadı. O adam adam değil zaten. Adam olsa iki çocuğuna benim sahip çıkar. Benim ne kadar rezilliklerle büyüttüğümü bak. Ben sana burada yalan ben söylüyorsun çocuk doğurdum, ki. Halil'in çocuğuna kardeşlerime baktırdım. Fatih Dursun hastane masrafımı karşıladı. Ben ne dedim?
Orada oturanların hepsi. Benim ailem baktı o çocuğa. 15 yaşındaki erkek benim annem kardeş. Baktı. Peki, benim kardeşim de baktı. Peki Hüseyin tamam, Bey. Bunlar söylemeyle ilgili çok şey söylediniz dün. Ben bunlar... Peki devam edeceğiz. Ama bakın iki tane evlat var burada. Biri 19 yaşında, biri 17 yaşında. Aslında buradaki her şey sizin iyiliğiniz için. Bu saatten sonra kim ne derse desin umurumda değil. Halime, benim için değerli olan sensin. Buraya gel, Osman'la beraber seni getireyim. Ne gerekiyorsa burada senin için biz yapmaya hazırız. Herkes bir şekilde hayatını kurmuş, tamam mı? Ama sizin hayatınız kötüye gitmesin. Çok gençsiniz, birbirinizi seviyorsunuz, bu muhteşem bir şey. Ben senin için her şeyi yapabilirim burada. Diliyorum yani hamile değilsindir diyeceğim ama bu işlerde o kadar enteresan ki zamanında olmasaydı sen olmayacaktın.